İyi akşamlar, Türk Traktör günlük grafik. Son videoyu e, geçen pazar değil onun önceki pazar 5 aralıkta yapmışım. Orada 220 direncini izliyorduk. Kalan günlerde geçti. E, o kısmı 236 civarlarında bir direnç e, olma ihtimali vardı. O de takıldı. O ihtimale takıldı. Biraz da uzadı. Yani e, 5 seans oldu. 5 seans kısımda takılıyor. Negatif bir şey yok onu söyleyeyim ama bazen zorlanır yani bir direnci geçmekte orada çünkü artık buranın arkasında yani en yüksek fiyatlama var o kısımda açılırsa büyük ihtimal teknik olarak 257 artık ee, daha önceki e, pik fiyatlamaydı Türk Traktör'de e, biraz gözler o tarafa çevrilir diye düşünüyorum ve major direnç de 257 olur burası e, açıldıktan sonra teknik olarak tabi arada yani bilemezsiniz bazen aradan bir yerden de dönüşler olabiliyor. 226'nın üstünde pozitif akım devam ediyor, 8 ortalama taşıyor bu akımı. Ee, ne zamandan beri? Onu da söyleyeyim. Şöyle 12 Kasım'da üstüne attı kendini. 12 Kasım'dan beri 8 ortalamanın üstünde hareket ediyor. Bir aydan e, biraz fazla olmuş. Dolayısıyla e, ilk de 826. Biraz sabırlıysanız 210'a kadar hani olur da burası kırılamaz falan öyle bir durum olursa oraya kadar da bir e, şans belki tanınabilir. Bulunduğu 5 seansta şunu da söyleyeyim, e, dipler yukarı doğru gidiyor. Gene mum dipleri yukarı gidiyor. Bu olumlu. E, hala alıcılar e, yani tuttu bırakmıyor piyasa. Türk traktörü öyle bir izlenim veriyor baktığınız zaman. Eğer bir dirençte böyle dipler yukarı gidiyorsa e, bunu pozitif olarak düşünebilirsiniz. Pozitif olarak algılayabilirsiniz. Bugün e, zaten en yüksek kapanışını da yaptı. Yani e, düştüğünden beri Mart ayından bu yana en yüksek kapanışında bugün almış olduk. Yani tabloya baktığınız zaman hacimler güzel. Fena değil. Ee, bir miktar girişlerde yavaşlama normal e, bu kısımda. öyle O da çok garipsenecek bir şey değil. E, bir tek tabii 82 RSI, RSI çok yüksek bir seviyede. E, MACD'ye bakıyorsunuz o da pozitif. Onda da bir sorun yok. RSI'nin çok yüksek seviyede olması bir kar realizasyon ihtimalini aklına getiriyor e, insanın ama burada e, biz yüzde çok daha fazlası taşındı. Yani 90 RSI'ler falan gördük pek çok senette. Onun için böyle hemen bir bir şey olur demek çok zor yani bunu diyorum ya senedine göre artık 90-10 bile ya da 80-20 olarak RSI'yi takip edebilirsiniz yani 80'in üstünde uyanık kal 20'ye kadar da çok fazla güvenme gibi çünkü çok volatil piyasa bu volatil piyasalarda kaldırıyor bu şey yani bu RSI seviyesini dolar olarak yani bakmaya gerçi onu da bakalım ya geri gelmişken çünkü 257 aşılırsa e, bakalım yukarıda ne olabilir? Tabii dolar olarak kayıplar büyüktür. <laughs> Maalesef yani çok üzücü. E, 30 dolardan başlayan düşüş Mart 17 Mart'ta e, ikili bir tepeyle 30 Mart'tan başlayan düşüşün devam ettiğini ve L ortalama altında devam ettiğini görüyoruz. Burada dolar bazlı e, tabii e, en büyük direnç 21 buçuk dolar civarlarında e, olabilir gördüğüm kadarıyla yani altında ara dirençler mevcut 19 buçuk dolar seviyesi e, 19 dolar değilim 19 dolar seviyesi bilen bir direnç seviyesi şu anda zaten dolarda 50 ortalamanın yanında onları da bakalım kaç para yapıyorlar 273 ve 300 yapıyorlar yani o çok ara dirençlere girmek istemiyorum 273 e, onu da Buraya bir işaret edeyim ben. 75 civarlarına koyuyorum. 300 lira zaten 21 dolarda şu an 301 lira yapıyor. Onu da 300 olarak işaretliyorum. Bu şekilde bu dirençler 257'nin üstüne çıkarsa çıkabilirse orada takip edilebilir. Herkese iyi haftalar dilerim.